Bazı foto muhabirleri vardır. Onlar böyle spor çekiyorsa spor, haber çekiyorsa haber. Ben savaş fotoğrafçıyım der, savaştan başka bir şey çekmez. Ben işte magazinciyim der, başka bir şey der. Ama bir Ercan Arslan olarak ben her yerdeyim. Bunu böyle şey yaptığım zaman, uzun süredir Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorum ben, 26 sene oldum. Abdi İpekçi'ye baktığınız zaman, Abdi İpekçi bu ülkede ekol olmuş, okul olmuş bir gazeteci. O spor karşılaşmalarına da gidip, işte magazin ünlüleriyle de röportaj yapıyor, Afrika'ya da gidiyor. Köprünün üzerine çıkıp röportaj da yapıyor. Yani onun gazeteciliğinin belli bir sınırı yok ve gazetecilikte böyle bir sadece bir noktada gitmek diye de bir uzmanlaşmak diye de bir şey foto muhabirliğinde en azından yok diye düşünüyorum. Beni hepsinin gittiğim her alandaki şeylerin beni olgunlaştırdığını, bana bir şey kattığını düşünüyorum. Yani ben sporda çekiyorum, haberde çekiyorum, röportajda yapıyorum, şehirde çekiyorum, gezide çekiyorum, sokak fotoğrafçılığı da yapıyorum ve bunların hepsinin beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Spor fotoğraflarım da bunlardan bir serisi diyelim ki. İddialıyım, şöyle iddialıyım. Türkiye'de spor foto muhabiriyim diyen birçok insandan daha iyi bir fotoğraf, spor arşivine sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de, İstanbul'da özellikle yapılan Avrasya Maratonu'nu neredeyse her yıl takip ediyorum. Yani kaç yıldır yapıldığı bilmiyorum, herhalde bir 15 yılını takip ediyorum. Boğaz'da yüzme yarışlarını en azından herhalde bir 15 yıldır takip ediyorum. Türkiye'deki önemli bir takım spor aktivitelerini mutlaka çekmeye çalışıyorum. Ama bunların arasında en önemli tabii ki böyle futbol. Futbol ağırlık oluşturuyor. Futbolda da Fenerbahçe taraftarı olduğum için daha çok Fenerbahçe ağırlıklı maçlara gidip fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Yani sahaya girmeye çalışıyorum. Avrupa Kupası maçları, milli maçları daha çok gitmeye çalışıyorum. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Buralara giderken sahada daha çok enstantane kovalamak yerine saha dışında, sahada, tribünde neler oluyor onları takip etmeye çalışıyorum. Mesela işte bir dönem biliyorsunuz futbol takımı küfürden ceza alınca kadın taraftarlar gidiyordu. Ve ben o kadın taraftarlar işinin çok güzel bir iş olduğunu karar vermiştim. Ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonlu kadın taraftarları tribünde çektim. Ve onu kafamda işte 20 sene, 30 sene sonra kadın taraftarlar tribün görüntülerinin nasıl güzel geleceğini hayal etmeye çalıştım. Onları çektim. Galatasaray, Fenerbahçe arasındaki neredeyse bütün önemli maçlarda fotoğraf çektim. Yani bunlardan 6-0'lık maçta da sahadaydım. 4-3'lük maçta ilk defa tribündeydim. 6-0'lık sahadaydım. Sulu derbide, işte olaylı şampiyonlukta da sahadaydım, öyle söyleyeyim. Sulu derbi benim için, tarihe Sulu derbi diye geçen derbi benim için çok şeydi, hani gerçekten 1 Mayıs'taymışım gibi hissettim. Böyle tribünde olay var, sahada bir şeyler atılıyor, sürekli kafamıza bir şey geliyor, koltuklar yıkılıyor. Ve orada sahanın içinde, saha neredeyse sudan geçilmiyor. Tribünde polislerle şeyciler, taraftarlar birbirine giriyor. İşte atılanların arasında tenis topu görüyorum. Tuvalet sifonunun kulpu var, çakmak var, telefon var. Yani eline ne geçiriyorsa insanlar sahaya atıyordu. Ve hani nasıl bir sahne, inanılmaz. Fotoğraflarda öyle şeydi. Fenerbahçe o maçı kazanmıştı. Ve o fotoğraf mesela çok şeydir. Yani benim için bir futbol sahasının da çekilebilecek, görülebilecek ender işlerden bir tanesiydi. Diğer taraftan mesela çok ileride kıymetli olacağını düşündüğüm şeylerden bir tanesi taraftarlar ve kırık otobüs camlı taraftar fotoğrafları. Bunlar şimdi yeni yasalarla bunlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Ama ben böyle yine Fenerbahçe, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarlarının Beşiktaş stadına, işte Galatasaray stadına kırık otobüs camları camdan sarkmış vaziyette geldiklerini fotoğrafladım. Bunların da bir görsel bellek olduğunu, bunların da bir tarih olduğunu düşünüyorum. Hani ben bunu bir yere koyduğum zaman bu fotoğrafı, bu taraftan da 1 Mayıs'ları koymak istiyorum. Yani bakın 1 Mayıs'ta da böyleydi. Hani aynı tarihler, birbirine çok yakın tarihler. Bu dönemde işte şu ünlü insanlar da şuradaydı, şu oyuncu gündemdeydi. İşte şehir böyleydi, otobüsler böyleydi, metro böyleydi ve böyle bir ağ oluşturmaya çalışıyorum. Yani dolayısıyla çektiğim bütün fotoğrafları bir bütün olarak düşünüyorum. Hani sadece bir konuda, kendimi sadece o konuda şey yapmak istemiyorum. Gerçekten spor foto muhabirlerinin çoğu sadece spora gider, antrenmana gider, gelir, bırakır. Ben sınırları zorlamaya çalışıyorum. Yani fotoğrafın sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. Çünkü keyif alıyorum. Yani
Fotoğraf çekişi keyif aldıkça bu beni kesmiyor. Sadece işte gazetenin verdiği bir işle yetinmek değil. Gazetenin verdiği işin dışında da bir sürü bir şey yapmak istiyorum. Ben bu ülkenin görsel belleğine katkıda bulunmak istediğim için de bu fotoğrafları güzel bir şekilde korumak istiyorum. İleride insanlar bu kadın taraftarlarla ilgili bir şey yazacaksa, bir gün sabah kadın programları ile ilgili bir şey yazacaksa, bunlar benim fotoğraflarımda mevcut. İşte magazinle ilgili yapacakları bir şey varsa, işte ne bileyim moda dünyası ile ilgili bir şey yapacaksa, resim dünyası ile ilgili, edebiyatta, sinemada, müzikte bir sürü insanların portreleri. Yani ne söyleyeyim mesela, istersen buna bağlayarak devam edebilirim. Mesela Müzeyyen Senar konseri. Yani Müzeyyen Senar, şöyle bir ilan çıktı gazetede. Dediler ki Müzeyyen Senar son kez sahneye çıkıyor Sepetçiler kastında. Ya nasıl olur işte Müzeyyen Senar bu. İşte gideyim ben de fotoğraflarını çekeyim diye bir arkadaşımla gittik Sepetçiler kastında. Müzeyyen Senar'ı sürekli çekiyorum ben. İşte rakı kadehini çeviriyor, şey yapıyor, şarkılar söylüyor. Ve kadın hayır ben son kez çıkmıyorum dedi ama ben fotoğraflarını çektim. Gazetede kullanıldı bu fotoğraflar bu arada tam sayfa. Yani yine gazetenin bana iş verdiği bir iş değildi. Onu da söylemiş olayım yine. Kadın Müzeyyen Senar Allah rahmet eylesin ve ondan sonra bir daha da sahneye çıkamadı. Bir daha da sahnelerde şarkı söyleyemedi. Ve ben onun neredeyse bir sergi yapılacak kadar fotoğrafını çektim öyle söyleyeyim. Yine Neşet Ertaş açık havada konseri var dediler. Gazete bana iş vermedi. Yani gazete beni görevlendirmedi ama benim gidip bunu çekmem lazım. Neşet Ertaş gibi adamı dinlemek, fotoğrafını çekmek ve onu belgelemek çok önemli diye gittim. Açık havada onun konserini çektim. Yine mesela İbrahim Tatlıses hikayesi de çok enteresan. Onu da anlatayım. İbrahim Tatlıses hiç gazeteye röportaj vermemiş. Yani muhtemelen olsaydı ben çekerdim de. Olmadığı için de çekmedim yani röportajını. Ve ben bildim bileli gazetelerde röportajı çıkmaz onun. Bir gün işte duydum ki Eyüp'te Sünnet Şöleni'nde şarkı sahneye çıkacak diye. Bir arkadaşımla gittik işte şeye, Eyüp'te Sünnet Şöleni çekmeye, İbrahim Tatlıses'i sahnede. İşte biz onu çekiyoruz, aşağıdan çekiyoruz, o aşağıda kalabalığın arasına iniyor, biz sahneye çıkıyoruz. Ve doya doya İbrahim Tatlıses fotoğrafları çekiyoruz, kalabalık çekiyoruz, insanların nasıl İbrahim Tatlıses'e sevgi gösterisi yapıyor onu. O da bize sataşıyor, inen aşağı diyor, biz sahneden iniyoruz. Böyle bir güzel, bir keyifli bir fotoğraflar serisi yaptık. Sonra gazeteden İbrahim Tatlıses vurulduğu dönemde ben de iki kare fotoğrafı gazetenin sistemine attım ve söyledim. Dedim ki bakın hani İbrahim Tatlıses fotoğrafı veriyorum size diye. Milliyet'in internetin başında olan arkadaşa dedim ki elimde de bir sürü fotoğraf var, vereyim size. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. İbrahim'de doğrusu fotoğrafı yok ve hani böyle insanı galeri maleri yapıyorlar, tıklatıyorlar İbrahim Tatlıses'e. Yani baktırırsınız yani konser fotoğrafları diye. Bizim gazete kullanmadı. Ben de bizim Buran abiye 5 kare fotoğraf gönderdim. Dedim ki abi sen işine yarar, kullanırsın belki diye. O da paylaştı fotoğrafları ve bütün Türk gazeteler benim fotoğraflarımı kullandı. Bizim gazete yine kullanmadı fotoğrafları. Yani onun geçtiği fotoğrafları da kullanmadı çünkü AP, Ergen Aslan diye geçmedi, AP diye geçti fotoğraflar. Bir hafta sonra İbrahim Tatlıses Newsweek'e haber oldu. İşte bu fotoğrafla diye benim fotoğrafım bizim gazetede yer aldı. Yani gitti Amerika'yı dolaştı geldi. Benim fotoğrafım bizim gazeteye öyle girdi. Ben onu parayla satmamıştım ama kendi fotoğrafımı kendi gazeteme sokamamıştım. Anlatamamıştım. Çünkü İbrahim Tatlıses'in eli ayağı düzgün, yani böyle güzel bir objektiften çıkmış fotoğraflarını ben çekmiştim. Yani diyemedi ki kardeşim işte bak bu bizim muhabir işte çekmiş böyle fotoğrafları. Ben yani bunları şöyle söyleyeyim. Deminden beri anlatıyorum. Bundan öncekileri anlattıklarımı da şey olsun diye söylüyorum. Yani ben bunları yaparken gazetedeki işlerimi, bana verilen görevlerimi aksatmıyorum. Asla bir gün arkadaşım işte Ercan bu işe geç geldi, Ercan bu işi yapmadı, işte şu görevini yerine getirmedi diye değil. O arkadaşlarımın çoğu yattıklarında, makinesini yanına alıp evine gitmediği zamanlarda, pazar günleri hafta sonları gezerken, gece evine giderken ben bunları yapıyorum. Yani dolayısıyla da ben ekstradan çalışıyorum, yani fazladan çalışıyorum. Dolayısıyla da ben bir iş bana yetmiyor. Ben birkaç işi bir arada yaptığım zaman kendimi ancak bir iş yapmış sayıyorum. Sonra gazetede sadece işte bu röportajı çek, işte şu olayı çek falan değil. Çünkü şöyle bir durum var. Belki bir sürü arkadaşın başına da geliyordur. İşte sadece bir yerde
şey çalışmak, yani saat 9'da mesaiye gel, 7'de git demek bir insanı öldürmekten, bir foto muhabirini öldürmekten başka bir şey değil. Oysa foto muhabiri sokakta yaşar. Sokağın dilini bilir, ne olduğunu bilir. Yani orada olursa verimli olur. Ben hiçbir zaman gazetede sorumluluk şey olarak almak istemedim. Yani bir şef, müdür olmak istemedim. Neden? Çünkü beni bitirebilir. Çünkü ben masada oturmak istemiyorum. Ben sokakta olmak istiyorum. Ben bir şeyleri belgelemek istiyorum. Ben tanık olmak istiyorum. Ben onların altına imza atmak istiyorum. Gelecek insanlara bir şeyleri anlatmak, bırakmak istiyorum. O fotoğrafların altında imzam olsun istiyorum. Dolayısıyla da sokakta olmak istiyorum. Yani Papa geldiğinde de gidip ben fotoğraflarını çektim. Obama geldiğinde de gittim fotoğraflarını çektim. Ama Bush geldiğinde gazete görevlendirdi, gittim çektim. Ama şimdi adam Japonya'dan gelmiş, Papa'yı çekmek istiyor. Yani Papa İstanbul'da kaç defa gelir? Ne bileyim, 50 senede bir gelir mesela. O da ben, yani neyi gidip çekmeyeyim ki? Yani yan gelip yatacağım, ben gideyim çekeyim diye. Yani İstanbul'da sel oldu, İstanbul'da 1 Mayıs'lar, İstanbul'da önemli olayların çoğuna ben, gazete bana görev vermeden gidiyorum. Yani burada gazeteyi suçlamak, şöyle suçlamak istiyorum. Yani böyle bir şey, çünkü benim o önemli olaylarda sorumluluk alabilmem için birine güvenmem lazım. Yani biri beni şey sorumluluk vermesi lazım. Gazete bana bu tür olayların hiçbirinde sen Ercan bu işi yaparsın demedi. Yani gider misin de diye sormadı. Dolayısıyla da ben bunları kendi inisiyatifimle yapmaya çalışıyorum. Gazete istese tabii ki ben oradayım. Yani yine başka bir şey anlatayım istersen. Yani ilave bir şey olsun, belki işine yarar diye. Ecevit öldüğünde sen Milliyet'te çalışıyordun yine. Ben de Milliyet'teydim ve ben yine Ekler'deydim. Ve bizim haber müdürüne ben de gitmek istiyorum dedim. Ecevit'i çekmek için ben de gitmek istiyorum dedim. Dedi ki tamam, yayın yönetmenine söyleyeyim dedi. Aradan birkaç gün gitti. Biliyorsun Ecevit'i birkaç gün beklettiler öyle. Sonra geldi bana dedi ki ya fotoğraf servis şefiyle işte foto muhabiri şu arkadaş gidiyormuş. Kusura bakma dedi. Peki abi dedim, ben kendi paramla gidebilir miyim dedim. Gidebilirsin dedim. Ben bilet aldım. Trenden Ankara'ya gittim. Ve arkadaşlara bir otelde kaldım. Seyhan Oteli. Hala faturası duruyordur belki de. Sabah kalktım, meclise girdim. Meclis bahçesindeki o meşhur töreni çektim. Yani tören alanında çektim. Sonra Ecevit'in naaşıyla birlikte arabayı takip ettim. Cami avlusuna girdim bu arada. Girmiş oldum. Dolayısıyla insanlar bir yerde çeken bir yere gitmiyordu. Ben bütün hepsini takip ettim. Mesela Ankaralı arkadaşların çoğu bana şey diyordu. Aa, sen de mi geldin? Ben de şey diyordum. Ya ben geldim ama kendim geldim. Fotoğraf isterseniz vereceğim ama vermeyeceğim. Yani ben gazeteye fotoğrafım girsin diye fotoğraf çekmeye gelmedim. Ben bu olaya tanıklık etmek istiyorum. Tabii ki isterseniz veririm fotoğraf dedim. Yani ben hani gazeteye fotoğraf vermek için gelmedim ama isterseniz tabii ki fotoğraf veririm. Şimdi o günkü gazeteyi de ayırdım ben, saklıyorum. Yani duruyordur herhalde. Yanılmıyorsam 18 fotoğraf var. 4 tanesi ya da 20 küsür fotoğraf diye söyleyebilirim. 4 tanesi, bir tanesi senin hatırlıyorum şeyden, Gata'dan çıkarken senin fotoğrafın vardı. Bir tane gaziler gelmiş bir fotoğraf vardı. Onun dışındaki bütün fotoğraflar ajans fotoğraflarıydı. Ve benim fotoğrafımı da bir gazetede o beraber gittiğim arkadaşım alıp kendi gazetesine vermişti ve onların birinci sayfasından çıkmıştı. Çünkü o meclisteki o geniş panoramik fotoğraf çekmiştim, öyle söyleyeyim. Çünkü orada Milliyet'in birkaç tane muhabiri o fotoğrafları çekmişti ama benim fotoğraflarımı hiç istemediler. Sonra benim o fotoğraflarımdan iki tanesini Ara Güler Beyaz Güvercinli Adam kitabında kullandı. Yani Rahşan Ecevit'in naaşın arkasında yürüdüğü sahne, bir de kalabalığı gösteren bir fotoğrafı Ara Güler kitabının en son fotoğrafı olarak, Ecevit kitabının son iki fotoğrafı olarak benim fotoğrafımı kullandı. Ve Ara Güler'le benim dostluğum, yani tanışıklığımız 96 yılına dayanıyor ama dostluğumuz biraz da oradan başladı. Çünkü bana şey diye söylüyordu, işte bize fotoğraf veren çocuk diye başladık. Biz ondan sonra arkadaş olduk. Çok aramızdaki dostluk, muhabbet çok gelişti. Ve o gün bütün masraflarımı kendim karşılamıştım. Kendi irademle gelmiştim ama gazete bana demedi, Ercan fotoğraf versene, ne çektin bir bakalım da diyen olmadı. Çünkü kamerada beni izleyen, televizyona takıldığım için beni gören, yazı işlerinden insan, aa sen de mi oradaydın falan diye, ama ne çektin diye sormayan bir sürü de insan vardı. Dolayısıyla yine söylüyorum, benimki tutku işi, benimki böyle aşk, benimkini herkesle kıyaslamak biraz zor olur. Ve ben uzun süredir de Milliyet'te çalışıyorum ve 26 sene oldu.
Ben fotoğrafın sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. İşte üniversitede ders olsun, yurt dışında, yurt içinde sergiler olsun. Televizyon programı yaptım. İşte yüksek lisans yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben fotoğrafın sınırlarını zorluyorum. Bunların hepsini bu arada yaptım. Yani sergiler açtım, ders verdim, işte televizyon programı. Hep bu çalıştığım dönem içinde bunları da yapmış oldum. Foto muhabiri isterse, ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu arada. Hani mesleğimi de çok önemsiyorum. Bazen böyle sunumlarda şey diye söylüyorum. İşte Süpermen ne iş yapıyor diyorum. Gazeteci diyorlar. Bak ne güzel, ben de Süpermen'in yaptığı işi yapıyorum. İşte Spider-Man ne yapıyor? Fotoğraf çekiyor, para kazanıyor. Bakın ben de Spider-Man gibi. Yani iki tane kahraman, ikisi de benim yaptığım işi yapıyor. Ben niye olmayayım diye düşünüyorum. Kendimi ifade etme biçimim, kendi insanlara bir şey anlatma. Fotoğraf benim için iyi bir dil bu anlamda. Dolayısıyla şimdi öğrencilerim var, işte kursiyerlerim var, çocukları fotoğraf eğitmeye çalışıyorum. Fotoğrafın sınırlarını zorlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani bu işin tutkuyla peşinde gidiyorum. İnşallah ileride de arşivim birilerine hizmet eder. Çünkü benim çektiğim fotoğraflar benim değil. Benim değil. Yine söylüyorum, benim değil. O fotoğraflar bu ülkenin görsel birliği. Benim çektiğim cumartesi anneleri, ölüm oruçları, türban olayları, depremler, seller, siyasi liderler, miting meydanları bu ülkenin görsel birliği. Ve bunlara birileri sahip çıkarsa bu ülkenin görsel tarihine katkı bulunacak şeyler. Dolayısıyla bana ait değil, bu ülkenin görsel birliği. Yani Ara Güler de işte bir sürü fotoğraf çekti. Ara Güler'in mirasçısı da yoktu. Ara Güler kimse, yani para da umurunda değildi, fotoğraf da umurunda değildi. Yani 90 yaşında öldü Ara Güler. Nur içinde yatsın. Bu ülkenin fotoğrafları, bu ülkenin hafızası, bizim fotoğraflarımız, Ara Güler fotoğrafları, benim fotoğraflarım da bundan sonra gelecek, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra gelecek çocukların bu dönemle ilgili bağlantı kurması için benim fotoğraflarım onlara görsel bir bağlantı kurduracak. O yüzden onlar için kıymetli, benim için, şu an için ben işimi yaptım diyebilirim ama belki ben görmeyeceğim ama o çocuklar için kıymetli bir şey olacak. Çok teşekkür ederim.